Bekliyoruz sevgili izleyenler. Gündemi konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim Çiğdem. Günaydın. Sen nasılsın? Umarım her şey yolundadır. Her şey yolunda hocam. Konuşalım. Haftanın maçlarını değerlendirelim isterseniz. Önce genel bir değerlendirme almak isterim. Sonrasında Başakşehir-Trabzonspor maçı özeline de geleceğiz. Kritik maçlar var. Alanyaspor-Galatasaray maçı da öyle. Fenerbahçe-Göztepe'yi ağırlayacak. Bu haftayı Beşiktaş bay geçiyor. Nasıl bir hafta olur? Ya tabii ki yani 18 hafta gibi bir uzun süre olmasına rağmen maçlar bence çok zor geçiyor. Yani maçın öncesinden maçın hikayesini bulmak çok zor. Skor anlamında kazanılmak, nasıl kazanılacağını bulmak gerçekten çok zor. Belki büyük takımlar favori gösteriliyor ama ben çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Bundan sonraki haftalarda böyle olacağını düşünüyorum. Yani Galatasaray skor anlamında, pozisyon anlamında daha üretken bir döneme girdi. Yani daha önce zorlanmış olduğu hücum anlamındaki, pozisyon bulma anlamındaki bence o kaybını şu an daha olumluya çevirdi. Fenerbahçe evet kazanıyor. Belki tatmin etmeyen bir oyun varmış gibi konuşuluyor ama tabii ki bence öndeki etkili oyuncu grubu bence Fenerbahçe'yi yani bu yarış içerisinde hep tutacaktır. Evet. Yani Beşiktaş bence bu ligin bu hafta bay geçiyor ama ligin bence en sert takımı hücum anlamında çok çok farklı oynuyorlar. Çok çeşitli oynuyorlar. Evet. O yüzden Trabzonspor'un bakıldığı zaman zaten performansı her geçen hafta biraz daha yukarıya çıkıyor. Keyifli bir geri kalan sezon bizi bekliyor. Peki o zaman günün maçıyla devam edelim isterseniz. Sonrasında yine tabii konuşacağız diğer maçları. Başakşehir-Trabzonspor mücadelesi. Tabii zorlu bir maç iki takım arasından da. Hamdi Aslan neden derseniz iki takımda da çok fazla eksik var. Trabzonspor tam 11 eksiğe sahip. Başakşehir de 10 oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak. Bu akşam neler olabilir merak ediyorum. Sizin gözünüzden de dinlemek isterim. Trabzonspor'un kalesini özellikle çok genç bir isim koruyacak. Kaan için de bir tabii ki fırsat bu. Nasıl bir akşam olur bugün? İki takım açısından da. Yani Başakşehirspor Kulübü tabii ki eksikleri biraz olsun alıştı. Yani oynamış olduğu hem Aykut Hoca ile beraber hem Okan Hoca ile beraber oynamış olduğu dönemlerde yani bu sezon çok eksiklerle oynayan, bu eksiklere alışıp her hafta bu zorlukları yaşayan bir bence dönem geçirdi. Aykut Hoca ile beraber değişen bir oyun yapısı var Başakşehirspor Kulübü'nün. Yani daha kazanmaya daha farklı, daha kazanmaya yakın, daha belki o bildiğimiz oyundan çıkıp biraz daha hücum anlamında geniş anlamda oynamaya çalışan bir oyun yapıları var. Tabii ki bu skor almak için çok önemli çünkü son haftalarda alamadıkları skor şu an fikstürdeki yerleri onları artık tedirgin etmeye başladı. Kazanılmadığı çıktı da güven bence duygusu birazcık daha aşağıya geldiğini düşünüyorum. O yüzden onlardan çok kritik bir oyun olacaktır. Yani kazanılmanın nasıl olursa olsun olması gereken bir oyun. Tabii Trabzonspor evet eksikler var gibi görünüyor ama aslında bakıldığı zaman yani kalede bakıldı tabii ki dördüncü bir kaleciye sıra gelmesi çok enteresan. O yüzden ben Kaan'ın altyapıdaki maçlarını da izlediğimde özgüvenli bir kaleci. Bakıldığı zaman yani ben bugün bir acemi çekeceğine inanmıyorum. Arda'nın Galatasaray maçında başlamış olduğu bu profesyonellik hayatını Kaan da bugün başlatacaktır. Yani bence bu tip yeni yüzler herkese bir heyecan veriyordur. Duruşuyla, sahadaki yapısıyla beraber bence bugün çok zorlanacağını düşünmüyorum. Çünkü önünde de iki tane çok formda stoper var. Bakıldığı zaman Trabzonspor defansif anlamda artık çok pozisyon veren bir takım da değil. Çok zorlanacağını ben düşünmüyorum. Bakın belki olmayışı Trabzonspor'u hücumda nasıl bir oyun yapısı içerisinde girer sorusu var. Yani burada tabii ki büyük ihtimalle ben Yusuf'u tercih edeceğini düşünüyorum sağ kenarda. Ekuban'ın da sol kenarı Cani ile beraber. Önde öyle bir üçlü oynatır. Güçlü bir Trabzonspor orta sahası var. Evet. Dirençli bir Trabzonspor orta sahası var. Bence yine bugün maçın belirleyici yönü o taraf olacağını düşünüyorum. Eksikler olmasına rağmen bugün güzel bir oyun izleyeceğiz. Çünkü iki takım da pozitif oynamayı seven bir yapıları var. Tabii Başakşehir'de geçtiğimiz görüntüsünden Hamdi Hasan çok uzak bir görüntüde şu anda baktığımızda. Aykut Kocaman yönetiminde onlar da bir çıkış yakalamak isteyecektir. Özellikle bu tarz maçlarda takımlar ayrı motive olurlar. Alt sıralardaki takımlar. Onlarda da eksikler var. Bir çıkış mücadelesi olur mu Aykut Hoca için? Nasıl bir önlemle eksiklerle beraber kurguyla sahaya çıkar sizce Başakşehir? Yani Aykut Hoca tabii ki her maçı bir çıkış düşünüyordur. Çünkü bu dönem artık maçların kazanılması gereken bir dönem. Yani kazanılmadığı kaybedilen puanlardan sonra fikstürdeki
o bölgede çok çok artık kalıcı gibi olur ki bu çok büyük, daha büyük tedirginlikler yaratır. Zaten oyun kurgusu bozulmuş bir takımdan bahsediyoruz. Yani bu takımı hem oyun anlamında hem skor anlamında istediğini yakalamak çok kolay olmaz. Yani ki bugünkü bir de Trabzonspor gibi bakıldığı zaman hem defansif anlamda hem hücum anlamda etkili bir takıma karşı bu daha da zor olacaktır. Ama dediğim gibi yani Aykut Hocam'ın düşüncesi şu an bir an önce kazanmak, bir an önce galip gelmek. Bu moral olarak takımı çok farklı yerlere taşır. Ama bunlar çok kolay olacağını ben düşünmüyorum. Yani oyun içeride çok kolay bozuluyor. Geriye düştüğü zaman oyundan çok bence psikolojik anlamda da çok etkileniyorlar. Çok zor bir dönem yaşıyor tabii ki. Ben Aykut Hoca'nın gelişi Başakşehir Spor Kulübü'nü muhakkak katkı yapacak diye düşünüyorum. Hala da düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani zorlaşan şu geri kalan dönemde yani bence kazanmak, o bölgeden kurtulmak çok kolay olacağını ben düşünmüyorum. Peki Alanyaspor Galatasaray mücadelesi de tabii zirve adına çok çok da kritik bir maç olacak. Galatasaray Kasımpaşa mücadelesine göre herhalde kadroda bir revizyona gidecektir. Değişikliklere imza atacaktır Fatih Hoca. Zorlu kritik de bir maç. Alanyaspor da dişli bir rakip Galatasaray açısından. Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz diye sorayım o zaman. Yani ben güzel bir oyun olacağını, güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Yani Alanyaspor zaten hep pozitif oynamaya çalışan, hep yani oyunun keyfini izleyenlere farklı duygular yaratan bir takım hüviyetinde. Yıllardır bu böyle. Gerçekten bu anlamda kutlaması gereken bir kulüp. Eksikleri tabii ki kadro yapılarında çok transferler dışarıya gidince ister istemez bir dengesizlik oldu. Ama yine de iyi oynuyorlar. Özellikle iç sahada zaman zaman çok baskılı oynuyorlar. Zaman zaman özellikle pozisyon bulmadığına çok doğru üretkenlikler yapıyorlar. Ama Galatasaray'ın artık oyunu daha farklılaştı Çiğdem. Yani bakıldığı zaman ara transfer döneminden önceki rakip alandaki oyunuyla bugünkü rakip alandaki oyunun arasında çok fark var. Daha tehdit, daha sert bir takım, daha pozisyon zenginliği olan bir takım ki bakıldığı zaman Onyekuru ile Muhammed'in gelişi de bence orada skor anlamında da problemlerini bence büyük bir bölümünü hallettiğini düşünüyorum. Güzel bir oyun olacak, sert bir oyun olacak. Bence haftanın en iyi oyunlarından, en iyi karşılaşmalarından bir tanesini izleyebiliriz diye düşünüyorum. Peki son olarak birkaç dakikamız kalmış Hamdi Aslan. Tabii Beşiktaş'ı da soralım. Gerçi bu haftayı bay geçecek Beşiktaş ama üst üste oynayacağı 7 maçın sadece birinde şehir dışına çıkacak olması bu yoğun fikstürde. Rakiplerine göre daha az yıpranacak, daha az seyahat edecek olması bir avantaj mı sizce? Ya tabii bu dönem içerisinde çok maçlı bu program içerisinde muhakkak bunun bir avantajı olacaktır. Yani çok kolay değil. Seyahatler, 3 günde bir maç oynamak, sakatlıklar, yani o kadro planlaması bunlar gerçekten bir teknik adam için, bir kulüp için çok zor dönem. Beşiktaş bunun tabii ki bence birazcık rahatlığını yaşayacak diye düşünüyorum. Bakıldığı zaman tabii ki oyun olarak da şu an iyi gidiyorlar. Yani bu çok büyük bir özgüven içerisinde. Ben Sergen Hoca'nın psikolojik anlamda yorulmadığı süre içerisinde Beşiktaş bu yarışın bence en büyük favorilerinden bir tanesi olacaktır ki zaten o yarışın içerisinde ama çok daha da sağlıklı gideceklerini ben düşünüyorum. Yeter ki Beşiktaş, Sergen Hoca her şeyin sahanın içerisinde olanları konuşsun. Bence Beşiktaş'ın bu performansı, bu yapısı hem keyif veriyor hem bütün takımları tedirgin ediyor. Cenk'in gelişiyle beraber öndeki hareketlilik de daha farklılaştı. Güçlü bir orta sahası var. Dediğim iki stoper problemi zaman zaman yaşıyorlar ama yani bence çok değerli bir takım bu sene. Peki, teşekkür ederiz Hamdi Aslan yorumlarınız için, kıymetli görüşleriniz için diyelim. Görüşmek üzere. Ben iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Peki Hamdi Aslan'la beraber de sevgili izleyenler, Rahatspor yorumcusu Hamdi Aslan'la beraber de hem şampiyonluk yarışından bahsettik hem de 26. haftanın programını konuştuk hem de Başakşehir Trabzon